Hoş geldiniz dostlar. Selamun Aleyküm. Ukrayna Rusya başta olmak üzere dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. İtalya Türkiye'nin ara bulucu olmasını istedi. İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio Rusya Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin yürüttüğü ara buluculuk çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Abbiamo parlato di come procedono i negoziati. Noi sosteniamo come Italia pienamente la Turchia negli sforzi <laughs> negoziali che sta portando avanti. Di Maio, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısının ardından İtalya basınına konuştu. Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaştaki gelişmeler başta olmak üzere toplantının gündemindeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Müzakerelerin nasıl gittiğini görüştük. Biz İtalya olarak Türkiye'nin ileriye taşıdığı müzakereleri tam olarak destekliyoruz. Türkiye sadece NATO müttefi değil, şu aşamada tarafları barış anlaşmasına götürmeye yönelik diyalog için önemli bir ülke. Biz şu anda hepimiz onların çabasını desteklemek için uğraşıyoruz açıklamasını yapıyor. Yine dostlar önemli bir gelişmeyi aktaralım. Japonya adaları arasında seyahat eden Rus amfibi gemilerini tespit etti. Yayınlanan fotoğraflar Nikolay Vilkov'un en az 17 askeri araçla daha doğrusu askeri kamyonla dolu üst güvertesini gösteriyor. 4 geminin de çeşitli kargo taşıyabildikleri belirtilirken bu kapsamda Japonya ile Rusya arasında özellikle Kuril adalarına yönelik gerginlik devam ediyor. Japonya tarafından servis edilen görüntüleri görmektesiniz. Rus amfibi gemilerinin varlığı dikkat çekiyor. Bu kapsamda Japonya Savunma Bakanlığı Müşterek Kurmay Halkla İlişkiler Ofisi tarafından resmi açıklamanın yapıldığını da söyleyelim. Yine dostlar ilginç bir haber aktaralım. Libya'da Türkiye yakınlığıyla bilinen Başbakan Abdülhamit Dibeybe, kendisi Çeçenya Devlet Başkanı Kadyrovla görüşmeye başladı. Trablus hükümetinin başında kalmaya kararlı olan ve seçimleri sürekli erteleyen Abdülhamit Dibeybe, uzun süredir Libya ordusunu eğitmek için hizmet veren Çeçen diktatör Ramzan Kadyrovla ile iletişim kanallarını yeniden aktifleştirdiğini duyuruyor. İlginç haberin detayları bu şekilde paylaşılmış. Dibeybe Kadirova yaklaştıkça Hafter'in Rus bağlantıları Fethi Başa'yı tuzağa düşürdü şeklinde haber servis ediyor. İşin özeti burada Dibeybe ile Çeçenya Devlet Başkanı arasındaki ilişkilere yer verilirken Hafter'in de Fethi Başa'yı nasıl desteklediği gibi gibi karmaşık bir ilişkiye Afrika Intelligence'da yer veriliyor. Yine dostlar Rusya tarafından videolar paylaşılıyor. Ukrayna'da kullanılan Rus 2S7M koduyla bilinen Malka 203 mm ağır topçu silahlarının Rusya Savunma Bakanlığı tarafından kullanımına ilişkin videoyu görmektesiniz. Görünüşe göre Batı Askeri Bölgesi'nin 45. Yüksek Güçlü Topçu Tugayı tarafından bunların kullanıldığı da belirtiliyor. Yine Rusya S-300'lerle tatbikata başladı. Rusya, Buryatia'da S-300 hava savunma sisteminin hesaplamaları kapsamında savaş durumunda tam olarak kaç kilometrede etkili olduğunu bir kez daha test etti cümlesi kullanılıyor. İlginç cümleler kullanılmış. Yine Ukrayna üzerinde muhtemelen İskender M kompleksinin operasyonel olarak kullanımını görüyoruz videosu paylaşılıyor. Bilindiği gibi dün bahsetmiştik Katar'da Dimdek savunma sanayi fuarı gerçekleşiyor. Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Türk ürünlerini incelemişti. Bu sefer de Bangladeşli yetkililer STM Defense firmasını ziyaret ediyor. Buradan görüntüler görmektesiniz. Bangladeş Başbakan Askeri Danışmanı tarafından servis ediliyor. Yine dostlar Putin'in anladığı tek şey güçtür haberi servis ediyor. ABD uçak gemisi Akdeniz'de kaslarını esnetiyor. Rus gemileri ve denizaltıları Akdeniz'de devreye gezerken USS Turum'un yani ABD uçak gemisi Fransız ve İtalyan uçak gemileriyle işbirliği yapıyor haberi servis edilmiş. Yine dostlar Ukrayna genelinde son durum haritası sürekli farklı kaynaklardan paylaşılmaya devam ediliyor. Bir başka haritayı da görmektesiniz. Son durum haritasını görmektesiniz dostlar. Rusya'nın Ukrayna işgali devam ederken Ukrayna direnmeye çalışıyor. Ruslar ağır kayıp vermelerine rağmen birçok bölgede ilerlemiş durumdalar. Özellikle artık kuzey cephesinde de şu bölgenin tam olarak çevrelendiğini söyleyelim. Bu bölgenin içerisinde Ukrayna birliklerinin herhangi bir kaçış noktası şu an itibariyle bulunmuyor. Rusya çok sayıda kayıp da veriyor. Detayları aktaralım. 15 dakika öncesinde Ivana Francisca Oblast'ında kırmızı alarm şeklinde haber servis ediyor. Yani bu bölgede sirenler çalıyor. Rusya son günlerde Ukrayna'nın batısındaki bölgeleri vuruyor. Bu kapsamda zaten son gece yaşanan olaylardan görüleceği üzere 1 2 3 4 5 6 7 tane bölgede sirenlerin çaldığı belirtilmiş. Tek tek sirenlerin çaldığı yerleri okumayacağız. Zaten burada nerelerde çaldığı tek tek yazılmış. Görüldüğü gibi neredeyse sadece siren haberi var. Üstelik hepsi sabah saatlerinde olmuş. Yeni paylaşıldığını görmekteyiz. Bu videoyu saat 8.30 civarında çekiyorum. Yine dostlar sıkıntılı bir gelişme gerçekleşiyor. Boris bir belediye başkanı sivilleri şehri terk etmeye çağırıyor. Tam olarak bu noktadan bahsediyoruz. Dünya perneğri var. Düşünün artık Ukrayna'nın ortalarında bile sivillerin şehri terk etmesi çağrısında bulunuluyor. Rusya'nın saldırıları artmış durumda. Bu bölgeye dikkat çekelim. Kiev ve Irpin arasında demir yolu yıkılmıştı daha doğrusu köprü yıkılmıştı. Alınan uydu görüntülerine göre Ukrayna sınırından sadece 18 kilometre uzaklıkta Beyaz Rusya'da daha fazla kara kuvveti konuşlandırmış durumda bu haberi servis etmiştik. Zaten burada da görmektesiniz. Yine dostlar hava savunması Karkiv üzerinde insansız hava aracının düşürüldüğü belirtiliyor. Karkiv görüldüğü gibi şu an Ukrayna kontrolü altına, dolayısıyla Rusya'sının düşürüldüğünü söyleyelim. Yine dostlar bir sabotaj grubunun etkisiz hale getirildiği belirtiliyor. Silahlarıyla beraber esir alındılar. Harkov'u hedef alan ağır bombardımandan bahsedilmiş. Yine dostlar Rus birlikleri çok sayıda yere çok namlu roket atarlarla bombalamaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği bugün Ukrayna'daki sivil ölüm oranının 900'den daha çok olduğunu söylüyor. Bu oranın Suriye'de 1 milyona yakın olduğunu hatta 1 milyondan fazla olduğunu da hatırlatalım. Oradaki boyutla buradakini bu şekilde karşılaştırabiliriz. Yine dostlar Pentagon dün açıklama yapıyor. ABD Savunma Bakanlığı Rus güçlerini Ukrayna'da savaş suçu işlemekle suçlarken bunun delillerinin toplanmasına yardımcı olacaklarını söylüyor. Daha fazla geriye gitmeye gerek yok çünkü dün akşam aktardığımız haberler burada servis edilmiş. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı sivillerden bazıları da kiliseye sığınmış durumda. Buraya yardımların sevk edildiği belirtiliyor. Endonezya'ya gidiyoruz. Endonezya'da ülkemizdeki gibi yağ sıkıntısı yaşanıyor. Özellikle fiyatlardan dolayı büyük artış var. Endonezya'da yaşanan yemeklik yağ sıkıntısı nedeniyle fiyatların arttığı dolayısıyla artan fiyatlar sebebiyle başkent Jakarta'da halkın protesto gösterisi düzenlediği belirtiliyor. Yine öğrenci grupları tarafından düzenlenen gösteride hükümetin sorun hakkında ciddi adımlar atması, marketlere baskı yapması ve tepkisiz kalmaması yönünde eylem yapılıyor. Ahlan artık ey deniz! Şanlı dostlar geliyor! ummanlara hükmeden barbaroslar geliyor. Baş koymuşuz uğruna biz.